Hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün NK250 motorumu yazılım attırmaya götüreceğim. Şimdi şöyle bir sorun var. Dün hava yağmurluydu aşırı derecede ve motoru sürdüğüm için arıza ışığı yaktı ama şu anda söndü. Hemen göstermek istiyorum onu da. Bak şu anda arıza ışığı vesaire yanmıyor. Çünkü ıslak havada sürdüğünüzde, sonrasında 30-40 kilometre kuru havada sürdüğünüzde direkt arıza ışığı sönüyor. Ama buna yazılım attırdığımızda, yazılımını attırdıktan sonra böyle bir sorun olmadığı söyleniyor. Şimdi kaska bağlayacağım sizleri ve kaskla gerekli detayları da paylaşıyor olacağım. Ataşehir Oktay Motor'a gidip cihazımıza, makinemize yazılım attıracağız. Siz de böyle bir sorunla karşılaşırsanız neyle karşılaşacağınızı hem anlatıyor hem de gösteriyor olacağım. Şuradan sağa dön diyor. Aşırı derecede bir rüzgar var. Şimdi motorumuza bir yazılım attıracağız. Şu anda arıza ışığı yanıyor. Az önce video çektiğimde yanmıyordu. Demek ki çalıştırmamız gerekiyor arıza ışığını görmek için. Şimdi dün hava yağmurluydu ve ben biraz motoru kullandığım video falan çektim sizler için. Bir yere gittim. İşte soğuk havalarda bu NK250'nin kronik sorunu bu. Direkt arıza ışığını yakıyor. Arıza ışığı yaktığı için de şimdi bir yazılım atılıyor. Normalde bazı bayilerde bu cihaz olmuyor. Cihaz olmadığı için motorun beynini söküp direkt gönderiyorlar şeye, fabrikaya ve fabrikada direkt motorun işte yazılımını atıp gönderiyorlar geri, sonra motorunuza takıyorlar. Tabii Oktay Motor'da bu cihaz olduğu için direkt orada kendileri hemen yazılım işlemini atıyor. Böyle 5 dakika falan sürmüyor bile. Zaten o süreci de izin verirlerse çekmeye çalışacağım. Ayrıca garanti sürecinde yapılıyor bu işlem. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz da. Şimdi işte navigasyon açık, yavaş yavaş gidiyorum. Bir GoPro aparatı almaya gelmiştim Kadıköy'e, Kaan Elektronik'e. Oradan aparatı aldım. Şimdi yola çıkıyorum. Fikirtepe'nin arka taraflarındayım. Ama tam buradan yolu bilmediğim için navigasyonu gene de açtım. Sizlere de hani anlatmaya çalışacağım işte neden oluyor ne vesaire diye. Umarım çok rüzgar gelmiyordur. Sesimi de net alıyorsunuzdur. Şu anda mikrofonda kayıtta. Hani harici bir mikrofon kullanıyorum sizler için. Temiz bir ses alabilmek adına. Buralar aşırı pis ve çamurlu, motor iyice berbat oldu. Dediğim gibi soğuk havalarda bu tarz problem yaşadığınızda korkmanıza, çekinmenize gerek yok. Zaten diyelim ki bugün yağmur yağıyor, arıza ışığınız yandı. Bu arıza ışığı kuru havada sürdüğünüzde bir 30-40 kilometre direkt düzeliyor yani. Tecrübeyle sabit. Ayrıca işte forumlara, diğer görüştüğümüz arkadaşlar, bu motorun sahiplerinden de konuştuğumuz kişilerden aldığım bilgiler de bu şekilde. Ben de bunu yeni öğrendim. Hani arıza ışığı yaktığında biraz araştırdım vesaire, bir şey bulamadım. Sonrasında bir arkadaşla görüştüm. İşte o da dedi ki hani böyle böyle, ben Oktay Motor'a götürdüm ve yazılım attırdım motora. Yani bu tuning yazılımı vesaire değil, direkt motorun yazılımı. Bu yazılım şöyle bir şey. İşte telefonlarda nasıl yazılım güncellemesi geliyor, bir üst sürüme geçiyor vesaire, bunun gibi bir şey. O yüzden hani tuning vesaire değil. Burada, bu arada yerler o kadar kötü ki görebiliyorsunuzdur. Hani çamur, çukur, tak 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 gidiyoruz yani. Ya bütün bayiler yapıyor bunu. Dediğim gibi cihaz ellerinde olmasa bile gönderiyorlar fabrikaya ve fabrikada hemen yazılımını atıp bir haftada genelde gönderiyorlar cihazı, beynini. Ben öyle biliyorum. Hani okuduğum, duyduğum hepsi öyleydi. Ben de şimdi götüreceğim. İzin verirlerse de bir videosunu çekeceğim. Hani arka selenin, artçı selesinin oraya bağlanıyor bir kablo. Bağladıktan sonra kabloyu direkt zaten bana şey dediler, 3-4 dakika sürüyor. Ben geçen gittim, ellerinde cihaz olmadığı için karşıdaki, yani Avrupa yakasındaki şubeye göndermişler. Ondan dolayı atamamıştık. İşte bugün salı günü ve aradım, hani dedim ki geldi mi cihaz, getireyim hani yazılımını atalım. Geldi dediler. Şimdi gidelim. Çintim böyle yavaş yavaş gideceğiz, attıracağız. Yerler çamur, ayakkabılarıma, üstüme çamurlar bulaşıyor. Water Garden'a geldik, şurada görüyorsunuz CF Motor'un yeri var. Hemen giriş de şuradan oluyor. Oktay Motor'un buradaki yetkili servisi, -1 de otoparkta. Otoparka gireceğiz ve ondan sonra zaten bir kat aşağı indikten sonra, herhalde -2'ydi ya da tam yanlış hatırlamıyorsam, oradan girdikten sonra servise gelmiş olacağız. Eldiveni falan çıkarttım, işte şeyi, navigasyonu falan kapattım. Yaklaştım diye zaten. Şöyle yapalım. Şuradan dönüş alacağız. Bak burada Corlas, Ducati vesaire var. Bu tabelanın oradan aşağı ineceksiniz. Hani siz de gelirseniz bu şekilde görürsünüz. Arabaların kontrollerini yapıyorlar da motorda neyin kontrolünü yapacaklar? Sırt çantama LPG takmıyorum herhalde. Şimdi hemen bu gişeden böyle yavaşça geçiyoruz. Ve geçtikten sonra ileri doğru devam ediyoruz. Şurada bir yerde bir kat aşağı iniş bölümü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Buradan iniş yapıyoruz aşağıya doğru.
Ve alt katta birazdan Oktay motoru göreceğiz inşallah. Böyle sağ yapıp soldaydı diye hatırlıyorum, eğer yanlış yerden inmediysem. Evet, şu ilerisi. Vallahi biraz kafa karışıyor ama olsun. Bak şu şurası, şu sol taraf Oktay motorun yetkili servisi, Ataşehir'deki Watergarden otoparkında. Aynen burası. Geldik. Bayağı da kişi var ha. Şuraya bir alalım. Evet. Kapatıyorum, birazdan açarım. Servis alanına geldim şimdi. Bak motor burada. Birazcık sıra var içeride vesaire, göstereyim şöyle. Zaten yazılım kısmını eğer izin verirlerse çekmeye çalışacağım. Motorun şu anda arıza lambası yanıyor. Bakalım attıktan sonra sönecek mi? Bu arada GoPro'yu şarja taktım. Yolda da detaylı anlatacağım sizlere de. Motor daha sıfır baba ya. 1600 kilometre de cici ya, bebek gibi bir şey. Burada da böyle işler var. Bura güzel, böyle otopark alanında bir yer. Hani göstereyim. Hemen böyle bir kat giriyorsunuz, bir aşağı indiğinizde yeri burası. Bu ne işe yarıyor abi? Akım mı ölçüyor? Onlar kalıcı arızayı siliyor. Şimdi yazılım için bu arkadaki sele sökülüyor ve buraya şu cihaz takılıyor. Yaklaşık 5 dakika falan sürüyor zaten. Arıza ışığı sonuna sönecek. Ya şu anda da yanıyor zaten, gözüküyor. Oktay motor Ataşehir. Şöyle göstereyim tekrardan. Tamam, başladı şimdi yüklemeye. Bir 5 dakika sonra bitmiş olacak. Diğer arkadaş da bir motor getirmişti. Onunkine az önce yazılım attılar. Şimdi sıra benimkine geldi. Bakalım arıza ışığı sönecek mi? Yani şu an zaten yanmıyor ama çalıştırınca mesela arıza ışığı yanıyordu. Daha gidecek dedi. Bununla da zaten şeyi söküyormuş. Kalıcı arızayı siliyormuş bununla. Bu da yazılımı attıktan sonra, daha yağmur çamur dedikten sonra herhangi bir şekilde ışık yakmayacak. Yazılımın tamamlanmasına 3-4 dakika kaldı. Şöyle gösteriyorum. Herhangi bir tuşa dokunmadan zaten atıyorlar. Sağ olsunlar, video çekmeme de izin verdiler. Burada zaten servis alanı iyi, güzel böyle. Hani gelecekseniz bakıma buraya getirin. Ben daha önce buraya getirmemiştim ama artık bundan sonraki bütün bakımlar için buraya geleceğim. Yazılım bitsin. Ondan sonra motovlog tarzında kaska takıp size de her şeyi anlatıyor olacağım. Evet, şimdi motorun yazılımı bitti. Zaten sizlere o esnaları çekmeye çalıştım, göstermeye çalıştım. Böyle yaklaşık 5 dakikalık bir işlem sürüyor. Bir şey doluyor böyle. Cihaza bağlanıyor. İşte arka sele çıkıyor. Ondan sonrasında yazılım hallolmuş oluyor. Artık arıza ışığı yakmayacak. Bakalım, yağmurlu bir havada deneyeceğiz. Gene yorumlarınız vesaire olursa bana sorabilirsiniz YouTube videomun altına. Çünkü bu videoyu muhtemelen 3-4 gün sonra paylaşacağım. Montajlayıp vesaire. Şu an içim biraz daha rahat etti. Dediğim gibi ama bu sorunla ilgili zaten hani kuru havada bir problem yok. Mesela diyelim ki işte yağmurlu, bugün yağmur yağdı, ışık yaktı, yarın hava güzel. Bir 30-40 kilometre gittikten sonra sönüyor. Zaten bunu usta da kendisi de söylüyor. Hani kendisi de bu arada bir NK kullanıcısı, sağ olsun. Hani detaylı bilgilerini de paylaştı. Yağına suyuna baktırdım. Antifriz biliyorsunuz su soğutmalı olduğu için koyuluyor. Onu eksik tutmamaya çalışın. Hani bazen kaçak olur, bir şey olur vesaire. Ona dikkat edin. Yağına bakın. Onun dışında bakımlarını da zamanında yaptırdıktan sonra bir problemsiz kullanabilirsiniz. Bu arıza ışığının amacı fan takılı kalıyor ve arıza ışığı yakıyor. Ben de herhangi bir şekilde fan vesaire takılı kalmadı bu zamana kadar. Arıza ışığı da yakmamıştı ta ki düne kadar. Normalde yağmurda, çamurda vesaire de sürdüm motoru. Herhangi bir problem olmamıştı ama dün hani çok az yağdı yağmur ama ona rağmen arıza ışığını yaktı. Ben de dediğim gibi bir hafta falan bekledim. Geçen hafta gelmiştim buraya. Bu makinaları yoktu. Karşı şubeye göndermişler. Avrupa yakasında da bayileri olduğu için. Oradaymış makina. Bu hafta geleceğini söylemişlerdi. Pazartesi aradım. Gelmediğini söylediler. Salı günü aradığımda geldiğini söylediler ve gittim yaptırmaya hemen. Yani problemsiz bir şekilde şu anda içim rahat bir şekilde sürebiliyorum motoru. Eğer ki böyle de bir probleminiz olursa, işte fan takılı kalırsa, gereksiz yere fan açma muhabbeti vesaire dedi. Orayı tam anlamadım ama sanırım sıcakken falan da kendiliğinden fan açıyormuş. Ondan dolayı da bu yazılım atılıyor. Arıza ışığı için de atılıyor. Yani hepsi bir anda çıkıyor ve sonrasında da bir makine bağlıyor. Oradan arızaları tamamen siliyor ve o güncelleme atıldığı için zaten daha ışık vesaire yakmayacağından dolayı da
problemsiz bir şekilde ne arıza ışığı ne de fanla ilgili problem yaşamayacağınız bir durum oluşacak. Ben şimdi gideyim bir yemeğimi vesaire yiyeyim. Sonrasında bu videoyu montajlayayım sizler için paylaşmaya çalışayım hızlı bir şekilde. Ki sizler de böyle bir sorunla karşılaştığınızda YouTube'da vesaire en azından hani bilgilendirici bir video olsun. Bakmadım belki vardır. Ben bu sorunu dediğim gibi gruplara üyeyim böyle. Bakıyordum oralarda. İşte hani motora ekstra ne yapabiliriz? İşte motor kullanıcı deneyimleri vesaire paylaşıyorlar. Orada bir arkadaş paylaşmıştı. O da Oktay motora götürmüş Ataşehir'dekine. Yazdım arkadaşa, dedim ki hani böyle böyle bende de arıza ışığı yaktı. Hiç sıkıntı yapacak bir şey yok dedi. Direkt dedi yazılımını atıyorlar. Daha da herhangi bir arıza ışığı yakmıyor. Bende de oldu dedi. Ben de yazılımı attırdıktan sonra dedi. Yağmurda da çamurda da her şeyde kullandım. Daha herhangi bir problem olmadı dedi. 2 hafta, 2,5 hafta geçmiş o da yaptıralı. İyi dedim, güzel. Hani böyle bir durum varsa yani niye uğraşalım ki? Gider direkt baba orada yaptırırız. Motor inceleme videosunu paylaştıktan sonra birkaç arkadaşımız da Instagram'dan yazdı. Memnun musun? Kaç kilometre oldu vesaire diye bu tarz sorular da gelmiş. Hani şöyle söyleyeyim. Fiyatına göre bence hani bunu hep söylüyorum. Alınabilecek motorlar arasında yer alıyor. Tabii ki de kronik sorunları vesaire çok büyük olmadığı sürece çözülebilecek şeyler oluyor. Yani bak gördünüz yazılım attırmaya gittim. Belki hani günümden feragat edip gittim ama sonuç olarak hem motor sürmüş oldum hem de yani bu kronik sorunu ufak bir şey olduğu için hemencecik çözmeye çalıştık ve çözüldü. Ama büyük bir kronik sorunla karşılaştığınızda vesaire hani onlar hakkında bir şey diyemem. Mesela servise gelen bir arkadaşın tenzikli suyu yakından tutmasıyla beraber önde bir sticker var. O sticker'ı kalkmış ve boyası kalkmış bu arada. Sticker'ı kendi eliyle çıkartmaya çalışırken boyası kalkmış. Garantiye girer mi vesaire dedi. O da yazılım attırmaya gelmişti. Onu da sordu yanında. O da herhalde garantiye girmeyeceğini söylediler. Ama tabii bilemem. Belki bayiyle konuşur. Garantiye sokabilirler. Sokmaya da bilirler. Hani orası meçhul. Ama hani bu tarz ufak tefek şeyler olabiliyor. Yani hani yapılabilecek bir şey yok. Tabii ki de gidip de daha fazla böyle 100 bin liraların üstünde fazla paralar verip daha farklı 250 cc'ler de alabilirsiniz. Yani R25'tir vesairedir ama paramızın yettiğini alıyoruz. Bu da bizim paramızın yettiği motor. Allah'a şükür bak 1703 kilometredeyim. Herhangi bir problem, bir sorunla karşılaşmadım bu zamana kadar. Şakır şakır gezdim de dolaştım da işlerimi de hallettim. Sadece işte o arıza ışığı yaktı, onu da dediğim gibi ufacık bir şeyde çözdük. Videoyu burada bitiriyorum. Hani anlatacaklarımın hepsini anlatmaya çalıştım sizlere. Başka bir sorunuz, probleminiz vesaire olursa gene ulaşabilirsiniz. Instagram olsun, YouTube videomun altı olsun. Her şekilde cevaplarım. Bu arada motorum satılıktır. İlgilenenler varsa Instagram'dan da bana ulaşabilirler. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.